Antibiyotik keza günümüzde çok sık kullanılıyor. Geçenlerde 26 yaşında bir genç geldi yanıma, böyle ofise oturdu. Adamcağız oturur oturmaz başladı ağlamaya. Ne oluyor dedim, ya niye geldin, niye ağlıyorsun? Derdini anlatmadım, başladı ağlamaya. Dedi ki, hanım beni artık istemiyor. Niye? Yani kız kardeşim gibisin, artık sende iş yok, hadi güle güle demiş. Niye dedim, ne oldu? Testosteron hormonu bitmiş. Yani erkeklik kalmamış. Testosteron. Hı. Testosteron. Ha, ben Almancasını söyleyeyim, kafa harda Hı Almanya'ya hı. gidiyorsa. Evet. Ne oldu dedim? Ya diyor, bilinçsizce depresyon hapı kullanmışım. Bundan dolayı hormonlar bitmiş. Antidepresan haplarının yan etkileri vardır Antidepresan zaten ve çok erkeklik sakıncalı. hormonunu yok ediyor. Hı. Sıfırlıyor. Bilinçsizce kullanmış. Yani biraz rahatsız olmuş, almış, eczaneden rastgele kullanmış. Danışmadan doktora demiş ki, doktor benim suçum yok, bana danışmadın. Benim yapacağım bir şey yok. Ne olacak? Yapacak bir şey yok demiş. Hormon bitti, erkeklik bitti, cinsiyet bitti. Artık bir bayan gibisin. Ne olacak? Çözüm yok demiş. Başka yerlere git. Herbaliste git, nereye gidersen git. Başka bir yerde çözüm ara. Bende çözüm yok demiş. Bize gelmiş, adamcağız ağlıyor. Hanımı demiş ki, güle güle. Adamcağızın da iki çocuğu var. Ailesini, çocuklarını seviyor. Peki şimdi bu durumda gerçekten Ha, antidepresan işte hapları çok bunun için kullananlar çok var. güzel bir formülümüz var. Cinselliği biten vatandaşlar için. Bu nedir? Çoban çökerten. Şu dikenlerini görüyorsunuz ya, çok serttir. Buna Şimdi az önce çoban zaten hani çökerten denir. dikenleri batabilir dediniz. Dikenleri Gerçekten. batar, tehlikeli. Evet. Elinizi fazla Aa, dokunmayın. evet. Batarsa acıtır yani. Saatlerce bu çoban çökerten demesinin sebebi ne? Çoban farkına varmadan bu yerlerde böyle sürüngen şeklinde biter. Çobanlar mesela farkına varmaz adamcağız. Çünkü önemsiz bir bitki zanneder. Böyle yerde pek gözükmez. Hı. Ayağını bastığıyla, bu ayağına ince ayakkabı giyiyorsa ayağını dahi, terliğini, ayakkabısını dahi delip geçebilir. Çok serttir. Demir diken de denir. Çoban çökerten denir. Çakır diken denir. Çok Peki serttir. hocam gastrite karşı ne yapacağız? A, bunu bitirmedik ki gastrite Mide. için. Bunu la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şimdi bununla ilgili yapılan klinik araştırmalarda bir, erkeklerde testosteronu yükselttiği belgelenmiştir. Bu spor yapanlar, fitness, body, bunun tribulustur Latincesi. Kapınalılar. Şimdi body, yani böyle vücut geliştirme sporları yapanlarda ne oluyor? Daha iyi gelişmesi için amino asitli veya kimyasal ilaçlar kullanıyorlar. Daha kısa sürede kas oluşsun, güçlü gözüksün vesaire. Kimyasal anabolikalar ne yapıyor? Kasları güçleniyor, göğsü güçleniyor. Buraları böyle şişiyor ama cinsel organı küçülüyor. Sperm kalitesi düşüyor. Anabolika korunanlar kısırlaşıyor. Kimyasal ilaç kullananların kas geliştirmek için erkekliği bitiyor. O gördüğünüz adamlar var ya, bu televizyonlarda çıkıyor böyle kaslı kaslı. Cinsiyet sıfıra gidiyor, yavaş 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 yavaş. Anabolika kullanmışsa. İşte buna karşı bir çözüm nedir? Doğal, çoban çökerten. Tribulus. Bu çoban çökerten bitkisi diyorsunuz. Çoban çökerten, evet. Çoban çökerten denilmesi, çoban üstüne bastığı zaman yallah hemen vay anam diye bağırır. Biz de bunu Menderes, Büyük Menderes Irmağı'nın kenarında fotoğraf çekerken, okaloptus ağacının fotoğrafını çekmeye gitmiştim. Şey, videosunu. Bizim kameraman görmedi. Bunu görmedi tabii. Önemsiz bir bitki zannetti, bir şey zannetmedi. Üstüne bastığıyla bağırması bir oldu. Oy anam diye bağırıyor. Evet. Şimdi hocam şunu da soracağım. Ha, kadın has, özür dilerim. Kadınlardaki kısırlığa karşı da etkili bu. Kadınlardaki hormon yetersizliklerini düzenler. Kısırlığa karşı da etkili.